Finansal yönetim derslerinin dördüncüsü olan Finansal Sistem dersi ile karşınızdayım. Vakit kaybetmeden konuya geçmek istiyorum. Evet, nedir bu finansal sistem? Finansal kararların alındığı ortamdır. Finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal aracılar, finansal varlıklar ve yasal düzenlemelerden oluşur. Yani finansal piyasalar fon arz edenlerle fon talep edenlerin karşılaştığı ortamdır. Ee, burada birincil piyasalar, ikincil piyasalar, e, para piyasaları, sermaye piyasaları, bunlara örnek olarak verilebilir. İlerleyen konularda, e, konunun ilerleyen safhalarında detaylarına gireceğiz. Finansal kurumlar, e, aktif ve pasiflerinin çoğu finansal varlık ve borçlardan oluşan kurumlardır finansal kurumlar. Finansal aracılarsa, e, mesela e, yatırım bankaları, ticari bankalar gibi finansal transferlere, finansal işlemlere aracılık eden e, kurumlardan oluşur. Finansal varlıklar ise hisse senedi, bono, kambiyo senedi gibi e, varlıklardır. Yasal düzenlemelerde tabi her yerde olduğu gibi e, devlet otoritesi tarafından e, ç, nasıl diyebiliriz çizilen sınırlardır. Yani bu ortam yatırım ve finansman faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ortamdır. Burası aslında bir ekosistemdir. Finansal piyasaların kurumların e, bu işte finansal e, varlıkların satışına ya da piyasaya sürülmesine aracılık, aracılık eden kurumların olduğu ve tabii ki yasal düzenlemelerle kontrol altında tutulduğu yerlerdir diyebiliriz. Şimdi bu tablo benim açımdan çok önemli. Burada biraz hani sağ üst köşede kendi sağ üst köşede benim olmam bu tabloyu etkilemiyor şu an önce onu söyleyebilirim. Çünkü bu noktada tablonun tamamını görebiliyoruz. Şimdi burada... Bu ekosistemin detaylı bir şemasını görüyoruz. Ee, burada fon arz edenler, buradan başlayalım ve fon talep edenler bulunuyor. Yani burada bir kesim fon arz ediyor. Bu da ne demek? Yatırım yapan bir kesimden bahsediyoruz. Yani bireyler, işletmeler, devlet ve benzeri. Bu kesim fon arz ediyor. Yani parası var yatırım yapmak istiyor. Şimdi tablonun diğer tarafında ise fon talep edenler bulunuyor. Bu fon talep edenler ise bireyler, işletmeler, devletler olabilir. Bu fon talep edenlerin ise paraya ihtiyacı var. Burada da e, bu işlemlere yani aracılık eden kurumlar var. Ticari bankalar, yatırım bankaları, aracı kurumlar gibi. İşte bu şemada göreceğiniz gibi fon arz edenler Piyasaya fon arz ediyor. Fon talep edenler ise bu e, fon arz edenlere finansal varlıklar sunuyorlar. İşte hisse senedi gibi örnek vermek gerekirse. Burada tabii ki gene göreceğimiz gibi burada sınırlarda yasal çerçeveler tarafından yani bir otorite tarafından, yasal otorite tarafından kanunlarla, tebliğlerle, yönetmeliklerle bu sınırlar belli olmuş oluyor burada göreceğiniz bir e, ifade var doğrudan finansman. şimdi ilerleyen kısımlarda buna değineceğiz. Fon transferi konusuna gelelim. İki tür fon transferi yapılıyor. Bir doğrudan finansman, iki dolaylı finansman şeklinde. Yani bu fon transferi nedir? Az önce bahsettiğimiz konuda, e, az önce bahsettiğimiz gösterdiğimiz şemada e, fon talep edenler var, fon arz edenler var. Bu fonların bir şekilde transfer edilmesi lazım. Ve bu transferler de iki türlü yapılabiliyor. Bir doğrudan finansman dediğimiz sistemle, iki dolaylı finansman dediğimiz sistemle. Şimdi doğrudan finansman konusunun detaylarına girmek gerekirse. Fon fazlası ve fon açığı olan birimler arasında fonun veya finansal varlığın direkt yani herhangi bir değişime uğramadan el değiştirmesidir. Evet, tanım bu. Teorik işin teorik kısmı bu. Yani fon fazlası olanlar, fon açığı olanlar. Fon fazlası olan kimlerdir? Fon arz edenlerdir. Fon açığı olan kimlerdir? Fon talep edenlerdir. Yani paraya kaynağa ihtiyacı olanlardır. Bu birimler arasında fonun veya işte finansal varlığın mesela hisse senedinin direkt herhangi bir değişime uğramadan el değiştirmesine doğrudan finansman diyoruz. Yani buradaki amaç etkin ve hızlı bir şekilde bu fon transferi sürecinin tamamlanmasıdır. Şimdi bu noktada gelelim en önemli konuya. Fonlar vade ve risk anlamında değişime uğramazlar. Aslında doğrudan finansmanı ve dolaylı finansmanı birbirinden ayıran en önemli nokta bu. Vade ve risk anlamında herhangi bir değişime uğramıyorlar. Şimdi bu doğrudan finansmanın önemli kısmı bu dedik. Yani bu işlemlerde mesela transfer işlemlerinde aracılar olabilir. Yani orada bir ortada bir aracının olması bu işlemin doğrudan finansman olmasına engel teşkil etmez. Yani burada insanın aklına gelen sorulardan biri bu oluyor. Yani doğrudan finansman dedi diyorsunuz ama sonrasında da bazı aracılardan bahsedeceksiniz. Bu o zaman doğrudan finansman olmuyor mu gibi bir soru gelebilir. Burada Burada önemli olan nokta vade ve risk anlamında herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Şimdi başlıca aracılardan bahsedelim doğrudan finansmana. Dealer'lar, broker'lar ve yatırım bankaları. Şimdi bunlar aslında önemli konular. Fakat biz şu an işin daha girişindeyiz. Giriş kısmındayız. İlerleyen videolarda, ilerleyen eğitimlerde bu konunun detaylarına gireceğiz ama kısaca, çok kısa bir şekilde dealer nedir, broker nedir, yatırım bankaları nedir? Bunların birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi dealer'lar kendi nam ve hesabına alım satım yapanlardır. Yani bir örnek vermek gerekirse. Bir ikinci el araç piyasası düşünün. Bir dealer arabayı alan, portföyüne ekleyen ya da işte galerisine arabayı çeken, sonra belli bir kar koyup onu satın alacak kişiye e, pazarlayan ve satışını gerçekleştiren kişidir. Yani dealer kendi malını... Yani kendi arabasını satar. Yani arabayı kendisi satın almıştır. Kendi kar marjını koymuştur. Ve kendi arabasını satarak kar elde etmiştir. Burada da aynı şekilde dealerlar kendi nam ve hesabına alım satım yaparlar. Yani kendi aldığını kendi belirlediği bir komisyon karşılığında satış yapar. Şimdi broker'a gelelim. Broker ile dealer karıştırılan iki kavramlar. iki kavram. Broker'ın da özelliği şu. Kendi nam ve hesabına alım satım yapmaz fon arz eden ve talep edenleri bir araya getirir. En uygun fiyatlarda işlemlerin gerçekleştirmesi için aracılık eder. Ee, yani burada arabayı satın almaz. Araba hala başka bir şahsa aittir. O arabayı alır satın almadan başka birine pazarlar ve arada komisyonunu alır. Broker da budur. Şimdi yatırım bankaları ise e, fon ihtiyacı olan birimlerin yeni menkul kıymet ihraç etmesinde yardımcı olan kurumlardır. Yatırım bankalarının da şu an itibariyle bu özelliğini bilmeniz yeterli. Şimdi gelelim ikinci fon transferi türüne. Dolaylı finansman. Fon açığı ve fon fazlası veren ekonomik birimler arasında el değiştiren fonlar aynı zamanda vade ve risk anlamında da değişime uğrarlar. Şimdi burada önemli olan husus bu. Dolaylı finansmanda e, vade ve risk anlamında değişiklik oluyor. Bu konuya bir örnek vereceğim. Mesela mevduat bankaları. Şimdi mevduat bankalarında şöyle bir durum vardır. Mevduat bankasına bir kişi parayı yatırır. O para 3 e, aylığına mesela vadeli bir hesaba yatırılır. Banka bu yatırdığı parayı fon ihtiyacı olan bir başka kişiye 5 yıl vadeyle satar. Yani bakın burada vade de değişti, risk de değişti. Yani bu işlem aracılık eden banka riski üstlenmiş oldu. 3 e, aylığına kendisine yatırılan e, mevduatı 5 yıllığına e, kredi olarak bir başkasına satmış oldu. Yani burada vade de bir değişikliğe uğramış oldu. Bu şekilde dolaylı finansmanda e, vade ve risk anlamında değişiklik söz konusu olur. Evet şimdi bu bir girizgah olsun. Bu bir başlangıç olsun. Bu video biraz kısa olsun. Isınma turu olsun. Artık her ne derseniz. Çünkü bu dersleri uzun bir ara vermiştim. Artık düzenli olarak devam etmeyi hedefliyorum. Ee, i̇lk ders olarak kabul ediyorum. Her ne kadar dördüncü ders olsa da, çünkü ilk dersler birazcık daha işin e, temel atma kısmıydı. Artık birazcık daha derinleşiyoruz. Şimdi bu tabloda görmüş olduğunuz gibi finansal piyasalar var, finansal kurumlar, aracılar, varlıklar, yasal düzenlemeler var. İlerleyen derslerde finansal piyasaların e, detaylarına gireceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Bugün bu dersin bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.